Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 16 Ekim 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Mazota beklenen zam geldi. Akaryakıt türlerinden motorine 2 lira 22 kuruş zam geldi. Benzin fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yeniden 40 lira seviyesine ulaşacak. Güneş için yeni YK aday alanları ilan edildi. Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde toplam 45 alan güneş enerjisi yatırımları için YK aday alanı olarak ilan edildi. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı internet sitesinde yayımlandı. EPDK depolamalı tesis başvurularını geçici olarak durdurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK depolamalı elektrik üretim tesisi ön lisans başvurularını aksi yönde bir karar alacağı tarihe kadar geçici olarak durdurdu. EPDK 19 Kasım 2022'den bu yana toplam 5869 adet depolamalı tesis ön lisans başvurusu aldı. Bu başvurulardan 399 adedi onaylandı ve ön lisans aldı. 256 başvuru ise hala değerlendirme sürecinde bulunuyor. Enerji sektöründe ücretli çalışan sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de elektrik, gaz ve buhar sektöründe ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında bir önceki yıla göre yaklaşık 6.8 artarak 137.514 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %1.1 azalarak 146.425'e indi. Değerli denizciler, kesintisiz güç çözümleri sektörü şirketi Teksan'ın eski CEO'su Yunus Teksan, 16 Ekim itibariyle görevi Dr. Oğuz Can'a devretti. Enerjisa elektrik dağıtım şirketlerinden dijital dönüşüm. Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ hizmet verdikleri bölgelerde şebeke kaynaklı oluşan arızalardan meydana gelen hasar başvurularının evrak teslim sürecini dijital platforma taşıdı. Müşteriler sonuçlanan hasar başvurularına WhatsApp destek hatları üzerinden de ulaşabilecek. TPAO Tekirdağ'da doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki proje kapsamında 1250 metre derinliğe kadar inilecek. Değerli denizciler, Yapı Kredi Bankası yabancı kaynakta 889.4 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında sekürtizasyon kredisi aldı. BOTAŞ müzakere iddialarını yalanladı. Kamuya ait borularla petrol ve doğalgaz taşıma şirketi BOTAŞ, Türkiye'nin doğalgaz borcu için Rusya'da müzakere yapıldığı yönünde çıkan söylentileri asılsız ve mesnetsiz olarak niteledi. Entek depolamalı RES kuracak. TÜPRAŞ'ın bağlı ortaklığı Entek Elektrik yaklaşık 936 milyon lira yatırımla Bilecik, Kütahya ve Bursa il sınırları içinde 72 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kuracak. Proje kapsamında kurulacak olan Gökçeber RES'te toplam 18 adet rüzgar türbini kullanılacak. Stellantis ve Samsung'dan ABD'de batarya yatırımı. Otomotiv devi Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci elektrikli araç batarya fabrikasına 3.2 milyar dolar yatırımla Samsung'da birlikte kuracak. Indiana eyaletinde kurulacak fabrikanın 34 gigawatt saat kapasitesi ile 2025'in ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Ratio Energy tohum yatırımı aldı. Enerji yönetim sistemi ve optimizasyon yazılımları geliştiren yerli girişim Ratio Energy tohum yatırımı aldı. Melek yatırımcı Nuhkar, Ratio Energy'ye 300 bin euro ön tohum yatırımı yaptı. ABD temiz hidrojen merkezlerine 7 milyar dolar akıtacak. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı bölgesel temiz hidrojen merkezlerini açıkladı. Proje kapsamına 7 bölgesel temiz hidrojen merkezine 7 milyar dolar enjekte edilecek. Amaç yılda 3 milyon tondan fazla temiz hidrojen üretmek, 40 milyar dolardan fazla özel yatırımı tetiklemek ve on binlerce istihdam yaratmak. Sırada petrol fiyatları var. Orta Doğu'daki Hamas-İsrail gerginliği ham petrol fiyatlarındaki yüksek seyri destekliyor. Uluslararası piyasalarda Brent tepe petrolün varili 90 dolardan, ABD Batı Teksas CPWTI ise 87 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 17 Ekim 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2302.32 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 17.21 dilimi için 2700 TL, günün minimum fiyatı ise 02.03 saat dilimi için 1799.99 TL olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.